çalışmama yani emzirme süresi vardır. Bunu işverenle çalışan genelde kendi aralarında saatlerini belirlerler. Genelde çalışanlar, anneler iş yerinden 1,5 saat daha erken çıkmak ya da işe 1,5 saat daha geç gelmek suretiyle bir yıl boyunca bu hakkını kullanabilirler. Devlet memurlarında da aynı durum söz konusu. Onlar da emzirme yardımlarından ve süt izni sürelerinden yararlanabiliyorlar. Bu süt izinlerini kullanmamayı tercih eden, belki de emzirmeyen anneler varsa o süt izinlerini toplu olarak izin haline getirip kullanabilirler mi? Hayır, bu yasal değil. Yasa özellikle anneye her gün çocuğuyla 1,5 saat daha fazla zaman ayırabilmesi için bu uygulama getirilmiş. Ben bunu duydum ama süt izinlerini biriktirip uygulamada karşılaşıyoruz ama yasal değil. Bu yasal değil. İşverenler dinliyorsa eyvah, ben yani, izin verdim. Bu yasal değil. Çok sık karşılaştığımız bir durum ama yasal değil. Her gün 1,5 saat izin vermek durumunda ya da anneye işte tercih olarak işte bu izinleri toplayalım. 15 gün izin kullan ya da 50 gün izin kullan, 50 güne tekabül eder, 52 güne tekabül eder, topladığın zaman 52 gün izin kullan diye böyle bir şey yasal değil. Bu aynı zamanda yıllık izinlerin çalışma hayatını devam ederken ödenmesi gibidir. Mesela yıllık izin ücretleri çalışırken ödenmez, yasal değildir. Ta ki iş akdi sona ererse, kullanamadığı yıllık izinleri varsa onları kullandırmak durumundasın. Aksi takdirde o çalışanın yıllık izin, bir yıllık çalışmanın karşılığında bedenen ve ruhen dinlenmesi için ortaya konulmuş bir haktır. Ya kullandın kullandın. Evet. Yani süt izni içinde işveren diyor ki kullansaydın ben sana bunu toplu izin olarak veremem. Veremez. O yüzden süt izinlerinizi kullanın. Yani en azından emzirmesini gidip bebeğinizi görün eve dönün. Yani işe, bu yöntem olarak basit. Mesela büyük metropollerde, küçük şehirlerde, küçük şehirlerde düşünün eviniz iş yerinize 100 metre. Bunu 3'e bölüp yarım saat, yarım saat, yarım saat günde 3 ayrı periyotta çocuğunuzu görmeye gidebilirsiniz. Ama İstanbul gibi büyük metropol şehirlerde bunu yapmak çok mümkün değil. O zaman biz çalışan kadınlara iki yöntem öneriyoruz. Bir, ya sabahleyin 1,5 saat mesaiye geç gel ya da akşamleyin 1,5 saat erken çık. Ha, bunu kullanabiliyorsa güzel. Tabii. Bu makul bir yöntem. Yasada da bunun bir engeli söz konusu değil. Ama şimdi bazı işverenler şunu yapıyorsa yasal değil. İstanbul gibi bir şehirde kadına git öğlenleyin veya saat 3'te git 4.30'da tekrar işe gel. Böyle bir yaptırım söz konusu değil. Yasa anneye burada seçme hakkı tanımış. Saatini belirleyebilir. Saatini, dönemini seçme hakkı annenindir. İşverenin değil.